Şimdi projemizi şu 35'e 35'lik harita üzerinde oynayacağız. Burada 30 tane pazar var, yani 30 tane şehir var ürünlerini satacağınız. Hepinizin aynı ürünü var. Tamamen homojen bir pazardan bahsediyoruz. Ve herkesin sattığı ürün birbirinin ikamesi. Emin Burada miyiz hocam? efendim? Mesela iki tane market bir var, iki tane market iki var. İki tane market bir yok, bir tane market bir var. Bu X ve Y koordinatı olmuyor. 13'e 3 ve 4'e 31. İkisi de market bir. Yanlış yazılmıştır. Olabilir. Bir yerde şeyde hata vardır. Düzelir o. Bakarım ona. 4'e 31 diyorsun değil mi? 3'e 31. Orada market 1 olmaması lazım. Formülde bir hata vardır. Düzelir. Marketler şurada. Bunlar gözüken şeyler. Onları ayarlarız. Sıkıntı yok. Şimdi iyi yakaladın. Helal olsun. Ki 3'e 31'de hiçbir şey yok gözükmüyor şu anda baktığımız zaman. Sadece 3'e 13'te var gözüküyor. Sadece market 1 de değil hocam. Market 2 falan da var birden fazla. Evet, normalde bütün marketlerin şey olması lazım. Sırayla gidiyor olması lazım. Orada bir sıkıntı olmuş olabilir. Yani önce 3'leri bitirip sonra 5'leri bitirip sonra 6, 8 diye gidiyor ya, önce X'leri bitiriyor. Yani mesela şu market 17'nin burada olmaması lazım. Market 17 22'ye 1'deymiş. Orada bir sıkıntı olabilir. Formülü tekrar kontrol edelim. Şu an şey değil, hani acil bir şey yok, takılmayın ona. Ama niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Normalde olması lazım. 30 tane şeyi rahat rahat çıkarması lazım. Neyse, kontrol edelim. Dönelim şeyimize. Burada 30 tane marketimiz var. Bunlar gözükecekler burada doğru bir şekilde. Bu 30 markete sizin fabrikanızın uzaklığını seçmeniz gerekiyor. Yani hangi yere koyarsanız fabrikanız hangi marketten kadar uzak onu görebileceksiniz. İstiyorsanız marketlerin yani şehirlerin bulunduğu yerlere de fabrika kurabiliyorsunuz. Yani gidip tam market onun için üste kurdum. Benim oradaki lojistik maliyetim sıfır olacak diyebilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Çünkü bütün kurduğunuz yerlere göre distance'lar. Şu an herkesinki sıfıra sıfır olduğu için distance'ları oradan hesaplıyor. Herkesin aynı çıkmış durumda ama bu kurduğunuz şeylere göre otomatik olarak distance'ları şu şeylerden hesaplıyor, şu bölgelerden hesaplıyor. Şimdi kurduğunuz noktalara göre mesafeleriniz ortaya çıkıyor. Ondan sonra da siz ürünlerinizi buraya göndermeye başlayacaksınız. Ürünlerinizi üretip. Peki ürünleri nasıl üreteceğiz? Basit. Bir elimizde şey olacak. Şuradan hemen gösterelim. Google Form şey olacak. Bu Google Form'u doldurduğunuz zaman işte öğrenci numaranızı seçiyorsunuz. Öğrenci adını seçiyorsunuz. İşte kaç numaralı oyuncu olduğunuzu onu şimdi burada göstereceğim zaten seçiyorsunuz. Hepiniz zaten onu görebileceksiniz. İlk tur sadece fabrika için lokasyon seçiyorsunuz. X ve Y lokasyonu. Ondan sonra şeyleri doldurmaya başlıyorsunuz. Mesela capacity increase'i soruyor. Size ne kadar arttıracağınızı, işte ne kadar üretim yapacağınızı. Bu capacity, production capacity. Ne kadar üretim yapacağınızı, işte ne kadar fiyattan satmaya çalışacağınızı. Burada şöyle bir şey var. Siz şeyleri satarken, ürünleri satarken gönderdiğiniz yerlere fiyat yazın sadece. Diğer yerlere yazacağınız fiyatın hiçbir anlamı olmayacak. Onları etkilemeyecektir oyunu. Sadece ürün gönderdiğiniz yerlere. Her yere ürün göndermek zorunda değilsiniz. Sadece bir yere de ürün gönderebilirsiniz. Ya da hiçbir ürün göndermiyorum. Ben size stok yapacağım. Sonra göndereceğim de diyebilirsiniz. Size kalmış nasıl yaptığınız bu işi. Ama sonuçta burada ürünleri bir şekilde pazarlara, oradaki insanlara satmanız gerekiyor. Bu işleri yaparken de bu şuradan başlayalım. Şu inputlar zaten doldurulacak sizden gelen şeylere göre. Burada bir iki tane doldurdum göstermelik bulunsun diye. Şuraya bir de şeyleri dolduralım. Onları da görürsünüz. İlk tur mesela şu 5'e 5 olsun, şu 15'e 15 olsun. Birer tane player 1 ve 2'ye şey koyduk, yer koyduk. Ona göre şu aşağısı bitince şeyi güncellenecek. Biraz yavaş sürüyor çünkü çok büyük bir Excel kendisine. Hesaplaması uzun sürebiliyor ama bittiği zaman şurayı güncellemesi lazım bir hata olmazsa eğer. Neyse bu mesafeler hesaplanıyor, şeyler hesaplanıyor. Şurada oyuncuları görebiliyorsunuz. Herkesin player number'ı belli. Rastsal bir şekilde şey yapıp sıralayıp hepinize numara verdim. Buradan kaç numara olduğunuzu bulabiliyorsunuz bakarak listeye. Relocation Hype ve Upgrade diye tokenlar var. Daha önce bahsetmiştim. Class aktivitelerinden bugün başlayacak olanlar, bugünkünler de dahil olmak üzere şey kazanırsınız, token kazanacaksınız bu oyunlarda ve bu tokenları burada kullanabileceksiniz. Relocation tokenla fabrikanızın yerini değiştirebiliyorsunuz. Işınlanmak gibi oluyor. Bu bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Orant için hemen aktif hale gelmiş oluyor. Hani bu ilk tur hata yaptım, beğenmedim, şuraya gitsem daha iyi olur ya da buraya daha az insan şey gönderiyor. Bu pazar daha boştu. Oraya yakın olayım, şeyin maliyetini üstüne oraya oynayayım dediğiniz zamanlarda kullanabileceğiniz bir şey olacak. Hype token marketinginizi boostlamak için kullanıyorsunuz. Bir turluğuna marketing sıranızı yarılıyor. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Ranklerde hemen gelelim orayı da anlatalım hızlıca. Dediğim gibi yavaş bayağı çünkü büyük olduğu için açılması uzun sürüyor. Bu rank tarafında sizin yaptığınız şeye göre
verdiğiniz fiyatta ve yaptığınız marketinge göre bir sıralamanız oluyor. Mesela bakın burada Market 1'de birinci oyuncu birinci olmuş. Market 2'de ikinci oyuncu birinci olmuş. Verdikleri fiyata göre. Burada mesela herkes GK'nin ikinci olmuş. Burada GK'nin üçüncü olmuş. Demek ki ona göre marketing yapılmış. Gerçi herkesin şu an sıfır olduğu için GK'nin şeyden bir tek biri ikinci oyuncu da olduğu için şu an böyle. Ama normalde burası daha dolu oluyor. İşte ilk 8, ilk 10 falan belli oluyor. Bu sıralamada mesela atıyorum. Şurada birinci oyuncu ikinci sırada ya. Hype token kullandıysa burada birinci sırada oluyor. Birinci sıradayken 0-5'in sıraya düşüyor. Bu sırasını düşürüyor. Birden de 0-5'e düşüyor. 0-5 bir sıra olmasa da bunu yapıyor. Çünkü bunun amacı marketing ranki ve price ranki. Price'da da işte düşük fiyat veren daha ön sırada olur. Kullanarak da total rank hesaplanıyor. Yani o pazardaki gerçek sıranız, kaçıncı olduğunuz hesaplanıyor. Burada da şunlara bakmanız lazım. Her pazarın kendi parametreleri var. İşte market data'nın içerisinde var bunlar. O parametrelerde o pazar neye önem veriyor? O şehir için düşük fiyat olması mı önemli, yüksek reklam olması mı önemli? Onları görebiliyorsunuz. Burada mesela weighted average'den mesela 1.4 çıkmış, şu 1.6 çıkmış, 1.4 daha iyi dedi. Birinciliği birinci şeye veriyor, oyuncuya veriyor. İkinciliği ikinci oyuncuya veriyor. Geri kalan herkes üçüncü oluyor. Çünkü onlar zaten şey değiller, o pazara giriş yapmamışlar. Burada tam tersi işte ikinci oyuncuyu birinci yapıp birinci oyuncu ikinci yapıyor. 1-2'den daha iyi olduğu için. Mesela burası çok yakın. 1.48'e 1.52 ama 1.48 yine birinci sırayı alıyor. Daha çok ürün satabilir hale geliyor. İşte şu market data'da dediğim gibi rank tarafında şurada sizin nasıl sıralandığınızı gösteriyor. Mesela şunu söylüyor. Market 8 için %69 ağırlıkta fiyat daha önemli. %31 ağırlıkta marketing daha önemli. Yani fiyata daha çok önem veren bir yermiş burası. Burası %70 önem veriyormuş. Burası %31 önem veriyormuş. Fiyat değil de marketing daha önemli benim için. Yani burada yüksek fiyata satabilirsin ama yüksek marketing yapman lazım ön sırada onun için diyor. Bir şeyleri var. Şurası ise growth'ları, büyüme miktarları. Bu da her tur pazarların şeyi değişiyor. Demand'i değişiyor. Mesela şu anki demand'lar böyle. İşte benim oraya yazdığım şeylere göre bir sonraki demand'lar böyle olacakmış. Normalde 24 bin olan toplam demand 19 bine düşmüş mesela o yapılan şeylerden dolayı, işlemlerden dolayı. Ama 800 olan pazar birin şeyi, talebi 2700'e fırlamış mesela. Bunlar her tur size oynadıkça değişecek. Her tur göreceksiniz yaptığınız şeylerin etkilerini. Bu growth değerleri de mesela price 0.62 ise düşük fiyat varsa daha hızlı büyür diyor. İşte burada düşük fiyatın düşük veya yüksek olması çok önemli değil ama şey yüksekse, marketing yüksekse, pazarlaması yüksekse daha hızlı büyür diyor. Ve bunlar her zaman aynı oranda olmak zorunda değil. Bazıları aynı oranda, bazıları ters tarafta olabiliyor. Mesela şurada bakalım var mı güzel bir örneği. Bunu mesela burada sıralama için pazarlama şeyiniz çok önemli, bütçeniz çok önemli. Ama büyümede fiyatın düşük olması çok önemli. Hani bunların hepsinin şeyi var. Kendi içerisinde personality'leri yani kişilikleri var diye düşünebilirsiniz. Hepsi aynı şekilde büyümüyor veya hepsi aynı şekilde sizin hareketlerinizden etkilenip sıralanmıyor, sizi sıralamıyor. Burada bir turn report var. Bütün her şey bittiği zaman buradan kimin ne yaptığını görebileceğiniz bir şey. Kim ne kadar parayla başlamış, ne kadar şeyi var, üretim yapmış. Her şeyi tek sayfada görebiliyorsunuz. Ama bittikten sonra, kararlar verilirken tabii ki buraya bir şey yazılmış olmayacak. Buradan tek tek rakiplerinizin ne yaptığını, sizin bölgenize yakın olanları bulup ki onu şöyle yapanlar vardı. Şu inputların hepsini alıp burada pazar yerine işlemişler. Şu haritayı işlemişler. Büyük ekranı koymuşlar ondan sonra. Televizyonda bakıyorlardı nerede ne var diye. Böyle çalışanlar vardı her hafta. Çok hoşuma gitmişti. Güzel, mantıklı bir şeydi bence. Stratejiydi bence. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu her hafta karar vereceksiniz. Ve bu kararlar aslında 5-10 dakikada verebileceğiniz şeyler. Ama buna saatlerini harcayanlar da oluyordu. Bu tamamen sizin ne kadar ciddiye aldığınızla bunu ve ne kadar zaman harcamak istemenizle alakalı bir şey. Hiç şey yapmadan tek bir strateji belirleyip her seferinde aynı şeyi yapıp güzel sonuçlar da vardı. Ortalamanın üzerinde sonuç alanlar da vardı. Veya saatlerini gömüp çok mükemmel stratejiler bulup onları kullanıp da çok yüksek puanlar çıkaranlar da vardı. Burada genelde çok düşük puan vermiyorum. Projenin sonunda bittiği zaman atıyorum mesela %20 ya. %10'un altında çok az şey veririm. Hani kimse ondan daha düşük puan almaz buradan aslında kolay kolay. Ha şöyle bir şey oluyor. Negatifle bitiriyorsanız o bir sıkıntı. O zaman daha kötü puan alıyorsunuz sadece. Ama belli bir seviyenin üzerindeyseniz çok kötü bir strateji göstermeyeceksiniz. 10 puan falan zaten aşağı yukarı alıyorsunuz. Ama genelde 20 puanı oynayanlar, ciddi oynayanlar daha çok zaman şey yapıyorlar ve koalisyonlar oluyor. Beraber çok oynanıyor zaten ki açık, koalisyon açık. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Beraber strateji yaratabilirsiniz istediğiniz gibi. Zaten 95 kişiyiz, 94 kişiyiz. O yüzden herkes herkesle konuşmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama 3'erli, 5'erli, 10'arlı gruplar hakikaten bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Bu zaten olması gereken bir şey. Fakat şey demek değil, bu tek başınıza oynayamazsınız. Tabii ki tek başınıza oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor orada da. Hani doğru bir strateji yaptığınız sürece
Eğer birazcık zaman harcarsanız sıkıntı yaşamıyorsunuz. Oturup biraz düşünmeniz lazım ama ne yapacağınız. Peki ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi input tarafına bakarsanız zaten hepsi gözüküyor. Şeyleri gözüküyor. Buradaki şeyler de gözüküyor. Birkaç vermeniz gereken karar var. Birincisi ne kadar üretim yapacağım? Üretim kapasitesi 350 ile başlıyor. 350'nin hepsini kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Ne kadar kapasite arttıracağım? Her tür kapasite arttırabiliyorsunuz. Fakat bu arttırdığınız kapasite bir sonraki tur işlevsel oluyor. Yani ben ilk tur 350 üretebiliyorum. 50 kapasite arttırsam ikinci tur 400 üretebilir hale gelirim. Onların hepsini zaten şeyden takip edebilirsiniz yine. Şu turn report'tan takip edebilirsiniz yine. Şuna bakarsanız max production kapasite 350 ile başlıyor ilk tur. 50 arttırdığı için orada 50 yazıyordu. 400 buraya max production artmış oluyor. Şu item available to send sizin gönderebileceğiniz, otur gönderebileceğiniz maksimum miktardır. 200 ürettiği için 200 gönderebiliyor. Eğer envanterinde item kalsaydı, hepsini satmasaydı bir sonraki üretim buna eklenecekti ve available to send o kadar olacaktı. Bunu otomatik olarak zaten görebiliyorsunuz. Hani tur başlarken de görüyorsunuz. Burada sıfır olduğunu biliyorsunuz. Üretim ne yaparsam onu göndereceğim o zaman diyorsunuz. Burası sıfır değil de 50 olsaydı 400 ürettiği zaman 450 gönderebilir hale gelecekti. Geçen sene bunda bayağı bir sıkıntı yaşadık. Yani o yüzden üzerine basıyorum. Gönderebileceğinizden fazlasını göndermeye çalışmayın. Onlar zaten gözüküyor. Burada Excel hemen hatayı yakalıyor bana. Onları düzeltiyorum, ediyorum. Dikkat edin onlara. Fiyatlarda yanlış hatırlamıyorsam en fazla 300'e kadar izin veriyorum bu sene. Evet, max price 300 olabiliyor. Parametrelere buradan bakabiliyorsunuz zaten nedir ne değildir diye. Max price'ımız 300. İşte bütün şeyler, üretim şeyleri söyleyemedim. Maliyetleri vesaire hepsi burada formüllerden çıkartılabiliyor. Şeyde zaten yazıyordu, PDF'de zaten yazıyor olması lazım. Parametre tarafından da görülebiliyor hepsi aynı şekilde. Burada yazdığı gibi 2000 artı 15 çarpı ürün sayısı. Yani 2000'lik bir sabit maliyet var. Birim maliyette 15 oluyor. Ürettiğiniz ürün başta 15 daha harcıyorsunuz. İşte burada capacity increase cost 2 katı şeyin karesinin. Mesela 250 arttırıyorsa 50'nin karesi 2500, 2 katı 5000 oluyor. Böylece tek seferde çok fazla kapasite arttırmaya kalkmak zararlı oluyor. Bayağı uzun erimde yavaş yavaş arttırmak daha başarılı olabiliyor. Yani envanter kostumuz 8. Bunun içerisinde gönderdiğimiz ürünün geri dönmesi, depomuza geri dönmesi dahil gönderdiğimiz yerde kalmıyor. Geri dönüyor diye kabul ediyoruz. Çünkü şeyimiz transportation kostumuz 5. Yani normalde envanter kostu 3 ama 3 artı 5 olmuş oluyordu. Geri dönüş parasını ödemiş oluyoruz diye düşünebilirsiniz burada. Genel şeyi bu. Burada amaç birinci olmak. En çok parayla bitirmek. Şu finalde 12 round oynadıktan sonra final parasının herkesten daha yüksek olmasını sağlamak. Burada gördüğünüz gibi negatif olduğu zaman 1,5 katına çıktığı için hızlı bir şekilde zaten para kaybolabiliyor. Bir anda -3 milyona mı gelmiş bu? Hani -38 binde bırakmış bir anda. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Direkt -3 milyona kadar çıkmış negatifte. O yüzden hoş bir şey değil 1,5 katına çıktığı için. Negatife düşmek bir strateji evet olabilir, uygulanabilir. Normalden çok şey yapıp, üretim yapıp, ürün saklayıp, işler yapıp deneyebileceğiniz bir şey ama çok da avantajlı olacak bir şey değil şu seviyede. Bu 1,5 kat size bayağı zarar verebilir. Vermeye de bile çok iyi bir strateji kurduysanız o da bir şey yapabilir. Söyleyeyim fayda getirebilir tabii ki. Tamamen nasıl yaptığınıza bağlı. Şu şeyi sizinle paylaşacağım. Perşembe akşamlarına kadar normal şartlar altında şey yapmanızı bekliyorum. Dönüş yapmanızı bekliyorum. Perşembe akşamı sizin dönüşleriniz tamamlandığı zaman ben zaten bunu copy paste ederek yapıştırıyorum ve perşembe gecesi olmadı. Cuma sabahına kadar beklersem cuma sabahı bazen çünkü perşembe gecesi 3'e 4'e kadar devam edenler oluyor. Şeyini göndermeyip zaman isteyenler oluyor daha çok bakmak için. Onları da kabul ediyorum. Sonuçta buraya gönderilen şey final bir şey değil bu arada aklınızda olsun. Birkaç kere revize edebilirsiniz gönderdiğiniz şeyi. Gönderdiniz. İşte birkaç gün sonra düşündünüz ya ben şöyle yapsam daha iyiydi aslında dediniz. Yenisini gönderin. Otomatik olarak öbürünün üzerine zaten override edecek. O da sıkıntı olmayacak. En son gönderdiğiniz kabul ediliyor yani. Aynı lokasyona peki iki kişi kurabiliyor mu? Evet. Aynı lokasyona birden fazla insan kurabiliyor. Bir sıkıntı yok orada. Hani üç kişi anlaşıp hepiniz aynı lokasyona kurup biz buranın kralı olacağız diyebilirsiniz. Neden olmasın? Yapabiliyorsanız öyle bir şey olabilir tabii ki. Hocam anlık kimin nereye kurduğunu görebiliyor muyuz peki? Anlık kimin nereye kurduğunu kurulduktan sonra görüyorsunuz. Şurada hepsi yazacağı için. Şurada bütün değerler yazacak. Kurulduktan sonra göreceksiniz. İlk tur görmüyorsunuz. İlk tur blind'ı başlıyorsunuz. Efendim. Ben kurduğum stratejiye çarşamba günkü birisinin kurduğu stratejiye bakarak... Hayır. Çünkü o stratejiyi göremeyeceksin. Ha göremeyeceğim değil mi? Tamam. Yok, hayır, onları göremeyeceksin. Tur bittiği zaman herkesin stratejisi işleniyor. Aynı anda işleniyor herkesinki. Yani erken gönderen dezavantajı falan diye bir şey yok. Kimse göremeyecek. Okay, tamam. O Google Form'da veri olarak tutuluyor. Ben onu alıp buraya taşıyorum. Herkesinki bittikten sonra.
Ben bu da şeyi cidden merak ediyorum. Bu niye M1? Niye böyle bir hata çıktı acaba? Neyse oturup onu formülünü çözeceğim tekrar. Gözümden kaçmış demek ki. Birkaç tane böyle şey oldu herhalde. Formüllerde bir sıkıntı yok gibi dursa da. Aynı yerden bakıyor. Hepsine tek tek bakıyor. 3'e 31'e bakıyor. Acaba sıralaması mı farklı? Match yaparken yanlış şeyleri mi matchlemeye çalışıyor? Ama başka bir şey de yok. Yani 3'e 13 var. 3'e 13, 3'e 31 gibi mi gördü acaba? 13'e 31 mi zannediyor? İlginç. Başka böyle olabilecek mi? Mesela M6, 8'e 32. 8'e 32 de var. 8'e 23 de yok mesela. Öyle bir şey yok. Neyse. Göreceğiz. Neden böyle yaptın? Çözeceğim sana. Başka soru falan var mı? Bu tarafla ilgili. Hocam değerlendirme en sonunda sattığımız mal sayısı kadar mı yaptığımız kar kadar mı? Kar kadar. İşin sonrasında yani sonunda kalan elinizde kalan para kadar. Şu anda şeyle başlıyorsunuz. Şuradan göstereyim yine. 50 binle başlıyorsunuz. 50 bin dolar, 50 bin TL fark etmez ne oldu. 50 bin dolar diyelim. 50 bin dolarla başlıyorsunuz. Kaçla bitireceksiniz acaba? Finalde kaçla bitiriyorsunuz? Bu sizin şeyinizi gösterecek. Mesela bakın. Buraya henüz daha onu hazırlamadım. Game ranking tarafı hazır değil ama şöyle göstereyim eskiden. Şunu açalım. Tabii açılırsa bunun içerisinde biri dolu olduğu için bayağı yavaş. Açıldı güzel. Tam da sayfası açıldı. Doğru sayfa açıldı. Burada bakın player'ların her round ne kadar paralar olduğu gözüküyor. Round gidiyor bunlar. İşte player 1 mesela 55 bin yapmış 1. roundun sonunda. 12. roundun sonunda 953 binle bitirmiş şeyini. Ederini. Buradan da tek tek isim isim herkes görebiliyor kimin ne kadar şey yaptığını. Mesela Mete Anköse geçen sene birincisi 1.200.000 yapmış. Onur Gezer ikinciymiş 1.132.000 ile bitirmiş. Melisa 953.000 bitirmiş. Burak 743.000 bitirmiş diye. Devam ediyor şeyleri, değerleri. Hani bu mesela iniyoruz aşağıya. Eksi 1 milyon yapan var mesela. Şurada gördüğünüz gibi bırakmış zaten bir süre sonra oyunu. Bariz belli. Eksi 300 binler falan filanlar var. Hani şey ayrı oluyor. Çatal ayrılıyor yani. Şey iki dala da gidebiliyor, iki tarafa da gidebiliyor. Ama genelde çoğunluk tabii ki pozitif bitiriyor yani. Ve şeyler oluyor yani zıplamalar, yer değiştirmeler çok oluyor. Bir anda böyle çakılanlar oluyor. Mesela Burak burada birinciymiş. Bir anda yok olmuş. İlk onda bile yok çünkü falan. Hani çünkü yanlış bir yatırım yapmış. Parasının yarısını kaybetmiş bir anda. Satamamış bir şey falan gibi. Böyle çok zıplamalar veya düşmanlar olabiliyor oyun içerisinde. O yüzden şey yapmayın hani doğru stratejiyi tekrar tekrar bulma şansınız var. O şeyi bırakmayın. Peşini bırakmayın o işin. Hani parayı kaybettim ne yapacağım şimdi diye düşünmeyin. Ama oturup da çok yanlış kararlar vermemeniz lazım tabii. Sürekli aynı hatayı yaparsanız bir sezonla çıkamazsınız işin içinden. Dediğim gibi negatif infinity'ye gidebilirsiniz yani. Üretim maliyeti herkes için aynı mı başta? Efendim? Üretim maliyeti herkes için aynı mı? Başta aynı. Ondan sonra tokenları anlatayım. Şuradan hatta yapalım o işi. Nerede benim şeyim? Gönderdiğim PDF'e bakmışsınızdır diye tahmin ediyorum biraz. Şeyin içerisinde, Nilo'nun içerisinde var. Bakmadıysanız o PDF'e bakmanızı tavsiye ederim. O zaten şeyi gayet güzel anlatıyor. Detayları gayet güzel anlatıyor. Ama şuradan bir bakalım. Zaten kısa yolu burada. PDF'den tıklayıp girebiliyorsunuz o kısa yola. Mesafe klasik ökle değil mesafe zaten. Karelerin toplamının karekök olarak alınıyor. Ranking tarafında burada anlatıyor nasıl olduğunu. Ama önemli olan işte marketingde yüksek vermek, fiyatta düşük vermek. Böyle düşünebilirsiniz. Matematiğine oturup girerseniz daha faydalı olacaktır strateji kurmanıza tabii ki. Ama bu size kalmış yapmadığınız. Bazıları sadece intuition'a, gut feeling'de bunu yapabiliyor. Olabilir, neden olmasın. Market growth'un şeyleri söylüyorum. Formülleri burada var. Bunları buradan da inceleyebilirsiniz. Excel'de de bakabilirsiniz aynı şeye. Bu N değeri arttıkça growth biraz daha yavaşlayacak. Böylelikle enflasyonu yani bir anda böyle 800'den 80 bin'in çıkmasını falan engellemek için şeylerin mesela adına, pazarların veya bir anda 2000'den 0'a inmesini engellemek için, bir anda yok olmasını engellemek için. Çünkü pazarlar yok oluyorlar bu arada. Bazı pazarlar yok olacaklar. İlgilenmeyeceksiniz. Ben yanlış izleyeceksiniz. O pazarlar bir anda sıfır dümende kadar düşecekler. İstemeyecekler malı bir süre sonra. Marketing tarafında national marketing diye bir şey var. Ulusal reklam verebiliyorsunuz. Bölge bölge normalde pazar pazar reklam verme şansınız var ama eğer national marketing yaparsanız çok bütün şeye reklam yapıyorsunuz. Yaptığınız reklamın 1/3'ü yok 1/3'ü 1/5'ü olması lazım. Burada 10'a bölmüş ama 5'e bölmüş gerekiyor. Yanlış yapmış. 1/5 her yere şey yapıyor. Ekleniyor. Burada da yine şeye bakayım. Kalan marketinginde bu kısım önemli. Onu da şuradan tekrar anlatalım. Hemen şehir atıp
Tutayım bir olsun ya. Uğraştığım için gibi. Şuraya gelelim. Şimdi marketing yaptığınız zaman mesela buraya 50 bin marketing yapmış birinci oyuncu. Bakalım yan tarafta 3 bin de national yapmış. Bu şu anlama geliyor. Şu national'ın 5'te biri her yere apply olacak. Bütün buraya şey gelecek. Şu an burada göstermiyor ama şu rankta gösteriyor olması lazım. Birinciye 50 bin, şeye 3 bin yapmış. Hemen gelelim. Ranking price. Total marketing. Total marketing'den. Bakın 5'te biri buraya gelmiş. Burada bir şey var. Kaymış galiba. Bunu düzeltelim tekrar. Formülle BM için BM'nin değişmemesi lazım. Arada böyle ufak tefek formül hataları oluyor. Onları bulanlara ekstra puan veriyorum. Ondan da haberiniz olsun. Formül avına çıkarsanız bir hata bulursanız eğer ekstra puan verin. Şey puanı gibi düşünün bunu. Bonus puan. Şeyden bağımsız, projeden bağımsız dışarıya direkt grade etkileyen puan olarak. Bu total marketing tarafına mesela şuraya 50.600 gelecek. Gelken hepsine 600 gelmesi lazım. Eğer şey olmadıysa, yanlış olmadıysa şeyi, formülü. Kafadan şimdi yazdığım için bilmiyorum. Göreceğiz bütün şeyi. Ama sonuçta şu 3.000'i 5'e bölüyor. Bütün yerleri o 5'e bölümü şu an yapmış olursunuz reklamı. Fakat sonra ürün göndermezseniz o reklam boş olmuş oluyor zaten. Yani 30 markete birden reklam yaptınız ama orada herhangi bir ürün göndermeyince satma şansınız zaten yok. Ona dikkat etmeniz gerekiyor sadece. Ama burada yaptığınız reklam aynen duruyor. Daha sonraki turlarda ise round 1'den sonra mesela inelim aşağıya round 2'ye kadar. Burada artık daha önceki turda yaptığınız reklamdan bleed geliyor. Yani oraya bir hani akılda kalma gibi düşünebilirsiniz. Ben oraya 50 bin yatırım yapmıştım. 50 bin 3'te 1'ini hala yapmış sayılırım diyorsunuz. Mesela 30 bin yatırdıysanız bir önceki tur 10 bin bonusunuz olmuş oluyor bu tura. Ben burada reklam yapmasam da o 10 bin orada duracak diyorsunuz. Böyle bir avantajınız olmuş oluyor. Şu şey biterse göreceğiz onu da. Dediğim gibi çok büyük bir dosya olduğu için bayağı uzun sürüyor bunu şey yapması, her seferinde işlemi oturup hesaplaması. Eğer varsa ileride böyle yazılım işine girmek isteyen bir firma olaraktan hep beraber şey yapabiliriz, çalışabiliriz. Tabii saçmaladı, hepsini işe getiremedi. Gelecek ama sonunda ileride. BM4 bunlar doğru. İlk seferde bazen doğru hesaplayamıyor. Sonra tekrar düzeltmek için bir daha hesap yapıyor. Şurada olduğu gibi. Ondan sonra düzeltip doğrusunu getiriyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu zaten sizi çok şey yapmayacak. Çünkü ben bunu işleyip kapattığımda size zaten otomatik doğrusu çıkıyor olacak. Siz burada değişiklik yapmayacağınız için bir sorun olmayacak sizin adınızı burada. Benim için geldi sorun yaratıyor bu. Ama yukarıdan şimdi iniyorum aşağıya. Round 2'ya bakalım. Burada yapmamış. Yapması lazım halbuki. Ben belki azalt... Evet ben buraya şeyi yanlış yazdım. Formülü hepsini kopyalayarak yazdığım için böyle oldu. Hemen onu da düzeltelim. Overwrite edip sildim çünkü. Şimdi düzenecek hepsi. Bazen böyle sıkıntı yaşıyoruz insan Excel'de. Formüllerin hepsini ayrı yazmak gerekebiliyor. Sonra unutuyor ayrı yazdığını. Düzeltmek için bir daha uğraşabiliyor bunun için. Şimdi yükleyince gelecek. O bleed'i göreceğiz böylelikle. Her tur oraya bir miktar şey geliyor. Bunların hepsini burada market data'ya da alıyor aslında. Market data'da da mesela ne kadar ortalama fiyat verildiğini her market'ta görebiliyorsunuz. Ne kadar reklam yapıldığını görebiliyorsunuz. İşte bu reklama göre ne kadar şey olduğunu görebiliyorsunuz. Toplam ne kadar reklam yapılmış, o reklamın ne kadar nereye yapılmış hepsini ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Bunlar hani pazarların şeyini görmek için, nasıl gittiğini görmek için işinize yarayacak bilgiler. Hani market data'ya da bakın, turn report'a da bakın. Bu ikisini kullanarak zaten nasıl bir strateji uygulamanız gerektiğini bir yandan çözmeniz lazım. Çünkü sizin bulunduğunuz pazarlara kim acaba ürün gönderiyor? Bunları görmeniz lazım. Bunlar önemli şeyler. Onlara göre zaten stratejiniz belirleyecek. Yani diyeceksiniz buraya 90 kişinin 30'u gönderiyor zaten. Ben başka yere gideyim o zaman mesela gibi şeyler yapmanız gerekecek. İlk tur dediğim gibi körleme giriyorsunuz. O birazcık daha riskli çünkü. Hani şey olmayacak. Tam olarak kimin nereye nasıl yatırım yapacağını veya nereye yerleşeceğini bilmeyeceğiniz için bir tık sizi şey yapmayacak, rahatsız edecek ve zorlayacak bir şey ilk tur. Ama ondan sonra bütün olay rakibin stratejisini anlamak ve bunu karşı strateji şey yapmakla, kurmakla geçecek zaten. Kim başka nerede şey var? Bu hala gelemedi. Birazdan gelir büyük ihtimalle. Büyük diyor çünkü. Bu şeyi bu akşam atarım size. Dersten sonra büyük ihtimalle bunun round 1'in şeyini atarım. Onu da bir incelersiniz nasıl bir şey yapabileceğinizi bu şeyde. Numaranız ya da adınız yoksa bir eksiklik varsa bir sıkıntı varsa onu da haber verirsiniz bana. Yani benim adım yok, numaram yok, ne yapacağım ben burada diye. Ki olmaması lazım. Son sistemden çektim. Sistemde 90 kişi gözüküyordu. Hepsini buraya öyle yazdım ama göreceğiz. Şey olduğu zaman anlayacağız. Geldiği zaman anlayacağız. Şimdi yüklemesi bitmedi hala. Bitse de şu bleed'i görsek, marketing bleed'i görsek istiyorum. Kapatmadan önce.
Bu arada yavaş yavaş şu particle listinde olmaya başlayın eğer oyuna katılacaksınız. Biraz da oyunu da başlatacağım. Bu oyun puanlı ve şeyli olacak. Söyle adını. Token'lı olacak. Burada sıralamaya girenler kaç kişinin burada olduğuna göre token kazanacaklar. İlk 5, ilk 10, ilk 15. Kaç kişinin girdiğine göre şey göreceğiz. Yavaş yavaş o yüzden şu participant listi doldurmaya başlayın eğer oynayacaksanız. Hocam iki şey soracağım. Bir bunun linki neredeydi? Bir de bizim hangi player olduğumuzun linki neredeydi acaba? Şeyde Ninova'da var, PDF'de link var. Sizin hangi player olduğunuzu da players and tokens'da yazıyor. Burada mesela atıyorum Nurpelin 1'miş, Beyza 2'ymiş, Ömer 3'müş böyle gidiyor aşağıya doğru. Participant list nerede hocam? Ben doldurmak için bulamıyorum. Participant list de Ninova'da var. Ninova'da sınıf dosyalarının içinde var linki. Bundan Ninova'ya sınıf dosyalarını atabilirim aslında şimdi hazır şeyde. Bekliyorken şey olmasını her şey orada olur böylelikle. Hocam sınıf içi oyun linki olan şey mi acaba? Hayır, hayır. Sen geliyor şimdi. Sınıf dosyana gireyim. Oyuncu numarası linki. Bu participation işte. Şu şeyi açıyor. Burayı açıyor. Şu sınıf içi oyun linki de burayı açıyor. Teaching Economics'ı açıyor. Bu tarafı açıyor. Buraya yine link ekle diyelim. Şuradan. Oyuncu numarası linkinden girmeyecek miyiz? Oyuncu numarasından gireceksiniz evet. Bunu niye almıyor? Select tool alman lazım çünkü kutak. Evet, akıllıca. Şöyle URL'yi buraya atalım. Tamam, projesi. Proje oyunlarını yaparız. Tamam, buradan da direkt şu şeye gelebiliyorsunuz. Bu alana gelebiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi Players and Tokens'dan oyuncu numaranızı görebilirsiniz. Burası hala yüklemedi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Ben misafir öğrenciyim de misafir 1, 2, 3 var. Hangisine kafama göre birini seçeyim mi? Başka misafir var mı? Bilmiyorum ki. Sordum açık açık. Varsa cevap verir zaten şu anda. Yok galiba. O zaman ben 1'i alıyorum hocam. Dur bekle bir saniye. Sen ismini söyle. İsmini yazayım misafir 1 yerine. Mücahit Enes. Mücahit tamam. Hocam direkt nereden alıyorduk? Hangi linkti? Numarayı hangisinden alıyorduk? Getirdim ben ya. Şeyde var. Ninova'da var. Şurada oyuncu numarası linki. Oyuncu numarası linkini açıp eğer katılacaksanız 1'e çeviriyorsunuz. Katılmıyorsanız 0'ı bırakıyorsunuz. Şimdi mesela şu anda 83 tane oyuncumuz varmış. Katılacak olan. Açacağımız bu oyuna. Bunları artık kapatalım yavaştan. Burası kendine gelemedi. Bu herhalde sürecek. Bunu kapatıyorum o yüzden. Geldiği zaman görürüz. Şurası 50.000'in 3'te 1 olacak zaten. Oraya bir 17.000'e yakın bir daha gelmesi lazım bittiği zaman. Hocam bu numarayı nereye giriyoruz? Şimdi bekle. Hiçbir yere girmiyorsun daha. Onları ayarlayacağım. Şimdi şurada participant listleri zaten görüyorsunuz şu anda. Participant şeyine girdiniz. Kaç kişi olmuşuz? 87 kişi. Başka var mı girecek olan? Ben ulaşamadım, giremedim diyen var mı? Hocam ben dosya yoğunluğundan dolayı değiştiremiyorum. Ben de hocam. Ben de değiştiremiyorum. Dur söyleyeyim ben değiştireyim. Muhammed Fatih Çilen. Muhammed Fatih Çilen. Tamam bir oldun sen. Başka? Tunahan Günal hocam. Tunahan Günal. Var mı başka yapabiliyor? Yok. 89 kişiyiz. O zaman bunu yükleyelim. Hocam beni de yapar mısınız? İsim? Dila Gündoğu. Sen zaten biz yapamıyorsun Dila. Ha, yapmışlar demek ki. Tamam. Güzelmiş. Sayı benim artık daha fazla kimse gelmeyecek. Almadan önce. Bravo. Dila elle yazdıracak. Tamam. 89 kişiyle o zaman açıyoruz. Ben şimdi oyunu açınca size şeyi vereceğim. Linki vereceğim. Daha doğrusu